Mobbinge varan denetlemeler var arkadaşlar. ASM'lerde 6 ayda bir denetlenir. Bu uygulamalarda keyfilik yaygındır. Hastane izinleri, keyfi müdahaleler yapılıyor. Bir aile hekiminin yıllık 30 gün ücretli izin hakkı varken vekalet vermek için doktor bulamıyorsa aile hekimi izne ayrılamıyor ya. Bu ne demek? Ben anlayamıyorum. Ve ücreti kesiliyor. Saçmalığa bakar mısınız? Ek zinciri zaten bir kepazelik. Amaç uygun sağlık hizmetini uygun hizmet sunucudan almaktır. Sek zincirinde ama sek zinciri yok. İsteyen istediği yerde direkt birinci basamak yerine üçüncü basamağa hemen gidiyor. Randevu uygulaması çok önemli. Fiziksel koşullar, çocuk, gebe, yaşlı hastalar yüzünden ASM'lerde randevu sistemi getirilebilmeli. Evet arkadaşlar, ASM'ler kiraları zaten uçmuş. Bu anlamda hizmetler kamu binalarında verilebilmeli. Bakanlık bunu sağlamalı. Raporlar zaten rezillik. Hekimlere bir dönem iş yapamaz hale geldiler. İşe giriş, sürücü, asker, okul, kreş gibi, staj gibi muayenelerde arkadaşlar raporlar veriliyor. Bu da aile hekimlerin üstüne ciddi bir yüktür arkadaşlar. Onun için bir başka merkeze, yani ikinci basamak ya da sağlıklı hayat merkezleri gibi bir merkezde verilebilir. Aile hekimleri asıl görev olan kanser hastaları, kronik hastaların takibi, obezite gibi mücadeleleri verecekken buralardan uzaklaşmıştır. Kısaca aile hekimliği bu gidişle batmaktadır. Hekimler hala yurt dışına çıkıyor. Biraz önce Ali Şeker söyledi. Geçen sene 1405 hekim yurt dışına gitmişken bu sene şu an 945'i geçtik. 3000'i bulacağı söyleniliyor. Yakında ameliyat yapacak doktor da bulamayacağız arkadaşlar. Gözünüz aydın AKP, gözünüz aydın saray diyorum. Teşekkür ediyorum.